Veyahut Asliye Ceza Hakimi ile 100 bin nüfuslu bir ilçede görev yapan Asli Ceza Hakimi aynı kişiye sahip değildi, sizce evet. sahip değildi. Çünkü baktığı dava sayısı, dava sayısının çeşitliliği, niteliği, verilen kararlar, verdiği kararların kaçının bozulduğu, kaçının onaylandığı, o süre içinde akademik bir çalışma yapıp yapmadığı, makale yayınlayıp yayınlamadığı, hazırladığı iddianamelerin niteliği, bütün bunlara bakılırdı yüz kızartıcı bir suça katılıp katılmadığı, hakkında bir suçlama olup olmadığı bunların tamamı dikkate alınırdı. Şimdi öyle bir şey yok. AKP üyeysen atanıyorsun. Gençlik kollarından geliyorsun. AKP ilçe örgütünün avukatıysan yargıç yapıyorlar seni. Yani böyle bir rezalet dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş gibi değil. Peki. Ha diyorlar ki boşluk vardı biz bu FETÖ'cüleri gönderdik. E FETÖ'cüleri de getiren sizsiniz. Evet. boşluk oluşmuş. Evet. Çünkü adliyeyi bir cemaate... Bir suç örgütüne, bir terör örgütüne teslim eden sizsiniz. Şimdi bunu ortadan kaldıracaklarını söylüyorlar. Hakimlerin ve savcıların ayrılması da iyi bence. Oradaki başka bir özellik de şu, bu bağlamda söyleyelim. Savunma ve yargıyı eşitliyoruz diyorlar. Yani pardon, savunma ve iddia makamını eşitliyoruz evet. diyorlar. Savcılar avukatları. ve avukatları eşit yapacaklar. Bence kürsüdeki yerlerini de eşitlemeliler. Aynı hizada olmalılar, dünyanın bütün mahkemelerinde olduğu gibi. Sadece yargıç yüksek bir yerde oturmalıdır. Onun da bir özelliği vardır. Yalçın Küçük çok iyi anlatmıştı Ergenekon duruşmaları sırasında. Sayın Yargıçlar siz yukarıda oturuyorsunuz ama burada sizin oturmanız bir e, buradaki bir mimari bir hata. E, ama esas olarak e, antik çağdan beri neredeyse tanrısal bir yetki kullandığı düşünüldüğü için yargıçların onlar yukarıda yukarıya alınmıştır. Tıpkı antik çağda tanrıların Zeus'un Olimpos Dağı'nda olması gibi. Yani o bakımdan siz böyle bir e, görev yapıyorsunuz demişti ki çok doğruydu. Burada da e, savcılar kurulunun ayrılması doğru bir iş. E, savunmayla iddia makamının eşitlenmesi de son derece doğru kararlar diye düşünüyorum. Şimdi tabii şu benim çok dikkatimi çekti. İnsan onuru anayasanın temel esası olarak özür dilerim. Anayasaya özgürlükçü anlayış kazandırılacak ve eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak tereddüt halinde hürriyet lehine yorum yapılacak. Evet yani e, şunu söylüyorlar. Eğer bir ihtilafta ya yani bir özgürlüğün kullanılması sınırlanıyorsa bir gerekçeyle. Örneğin salgın bir hastalık, savaş ya da başka bir sebeple iç savaş, bir kargaşa, e, kıtlık, e, büyük bir salgın diyelim ki sokağa çıkmaya sağ uyguluyorsunuz. Kapanmalar. var. Hı hı hı. Yani biz 15 gün insanları evine kapattılar. E, bu pandemi döneminde. Kapanma var. Bu durumda bile insanların özgürlüğünün kullanılması bir e, yargı konusu, bir tartışma konusu oluyorsa, şüphe varsa bu özgürlüğün kullanılması yönünde olacaktır, evet. ya, kullanılacaktır. Evet. Bu da önemli bir saptamadır diye düşünüyorum. Öyle kimse keyfi olarak, mesela vali ben e, kamu güvenliği nedeniyle bu miting yapılmasına izin vermiyorum diyemeyecek. Bunun bir gerekçesi olacak. Bu gerekçe... E, yargıda e, gündeme getirilebilecek, yargıya e, taşınabilir ve iptal edilebilir bir gerekçe hı -hı, olacak. Hı -hı. Yani Böyle bir şey olacak. Başka hangi başlıklara dikkat çekmemiz bir gerekiyor? Birkaç şey var. Mesela burada... Şu belediye e, başkanlarının görevden göz, uzaklaştırılmasına elbette. Danıştay karar verecek. Çok dikkatimi çeken özellikle son yılların gündemine baktığımızda, Türkiye'de olanlara baktığımızda e, dikkat çekici bir madde olarak karşıma çıkıyor. Ben ondan önce bir iki şey daha var. Siz pardon ne dediniz? Siz ben şeye, YÖK ve RÜTÜK var. Onu ha, atladık. Onu, Biraz tamam. önce sorduğumuz siz. Peki. Oradan devam edelim. Şimdi YÖK'ün kapatılması bu 12 Eylül'den belli bir yaradır. Herkes kapatacağını söyledi. Kimse yapmadı bir şey. YÖK tam tersine giderek bir e, üniversitelerin üzerinde e, siyasi iktidarın bir baskı ve bilim karşıtı bir aygıt haline geldi. Giderek de şey böyle hani e, daha çok ilahiyatçılardan kökeni belli tarikatlere kadar uzanan bazı kişilerden oluşan bir kurula dönüştürülmeye başlandı. İddialar bu yönden azından. Şu anda YÖK'ün üniversitelerin bilimsel niteliğinin yükseltilmesi, geliştirilmesi, üniversitelerin uluslararası nitelik kazanması konusunda hiçbir katkısı yok. Tam tersine. Apartmandan bozma üniversitelerin kurulmasına izin verdikleri için hmm. Türkiye'de 203 üniversite var. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani Türkiye'de mesela bilim 203 üniversite var diye Almanya'dan daha mı daha mı yüksek bir bilimsel üretime, yani, teknoloji tabii. üretimine, felsefe üretimine, bilim üretimine sahip? Fransa'dan daha mı? Artık ilk 500'e giremiyorum. Fransa'dan Almanya'da 73 üniversite var. Almanya'da. 73 üniversite ya. Türkiye'deki üniversite sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nin geçti. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nden daha mı gelişkin bilim üreten bir ülkeyiz? Tam tersine. Meslek okullarını kapatıp yok edip imam hatiplere feda edip bakın imam hatipler de bir meslek okuludur ve ihtiyaç kadar Din adamı oradan yetiştirilebilir. Din insanı demiyorum. Orada din adamı oluyor. Yani burada hani iş insanı <laughs> diyoruz ya, <laughs> iş adamı demiyoruz. <laughs> Orada öyle yok ya. Kadınlar din Zaten insanı olamıyor. Zaten din olanlar. insanı olamadığı için. Din adamı yetiştireceğiniz nitelikli imam hatip okulları açabilirsiniz. Bu bir kenarda dur. Ama bütün eğitim sistemini imam hatipleştirmek için meslek okullarının canını okudular ve işsizliği ertelediler. Yani bir takım üniversiteler kurarak... Bazı üniversite bakın bazılarını tenzih ederim. Çok nitelikli üniversiteler var. Yani işte Koç Üniversitesi böyledir, Aydın Üniversitesi böyledir, Yeditepe böyledir. Hani Bilkent, Doğramacı gibi bu yükü icat eden ve bu nedenle de büyük bir vebal altında olduğunu düşündüğüm 12 Eylül'cük bir adamın kurduğu bir üniversite bile hal diğerlerine göre hayli nitelikli onu belirtmek isterim. Enteresan demek ki iyi bir kadroyla çalışmış. Evet. Birçok üniversite var, nitelikli diyebileceğimiz üniversite var. İşte Kadir Has Üniversitesi gibi böyle yani topluma bir tür yani sosyal e, sorumluluk e, anlayışı gereği topluma e, borcunu ödeyen okullar bunlar. Nitelikli olanları yok değil, var. Bunu görüyoruz ya da Başkent Üniversitesi gibi. Ama bu üniversitelerin çok büyük bir bölüm berbat. Bazıları mesela kimin aldığı belli değil. Bilgi Üniversitesi satıldı. Ne demek satıldı ya? Normalde vakıf şey devrediyor yani vakıf devrediyor. Bir vakıf üniversitesi gibi duruyor. Alanın niteliği hakkında çeşitli şeyler var, iddialar var. Nasıl olabiliyor bu ya? Yani e, böyle bir şey olabilir mi? Üniversiteler e, holding ya da iş yeri ya da şirket, öğrenciler de müşteri haline getiriliyor. Mesela Maltepe Üniversitesi iyi üniversitelerden biridir. E, i̇yi bir öğretim kadrosu vardır. İyi ve nitelikli üniversiteler yok değil, var. Gök bunlara izin verdi. YÖK bir sansür aygıtı, bir bilim karşıtı aygıt, bir baskı aygıtı gibi çalışıyor. YÖK'ün şeyde yaptığını, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptıklarını gördük. Yani hmm. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve ODTÜ'de yaptıklarını gördükten sonra YÖK'ün yaşatılmasını savunmak mümkün değil. Bunun kaldırılıp yerine bir üniversiteler arası kurul gibi bir kurulun kurulması iyi bir şey. Diğer taraftan anladığım kadarıyla Rütük yerinde duruyor ama Radyo Televizyon Üst Kurulu hmm. Rütükün yapısı değiştiriliyor, bileşimi değiştiriliyor ve Rütük daha demokratik siyasi partilerin etkisine kapalı ve daha tarafsız bir yönlendirici örgüt haline getiriliyor. Bunun da olumlu olduğunu düşünüyorum ama bence RTÜK'ün tamamen kaldırılması lazım. Bunun yerine e, basın meslek örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığı dönüşümlü bir şekilde, geçmişte e, basın ilan kurulunun kurulu genel kurulu e, böyleydi e, ve medya temsilcilerinde oraya bağlı yani lütükten lisanslı her televizyon kanalının da temsilcisinin olduğu, genel kurul yapan ve kendi genel kurulu içinde yönetimini belirleyen bir yapıya kavuşturulmalıydı. Onun da demokratikleştirileceği söyleniyor. Ne demiş hemen söyleyeyim. Önemli çünkü biz Rütük mağduru bir televizyon kanalı <laughs> evet. olarak bunun önem taşıdığını düşünüyorum. Evet. HSK kapatılacak. tarafını çizdiğimiz için E çünkü önemli bir e, taslak metin yani Her önerileri peki. gayet Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun üye yapısının çoğu çoğunluğu...